Aa, buyurun hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Gül Özdemir burada yaşıyor değil mi? Evet, burada yaşıyor. Siz neyi oluyorsunuz? Dedesiyim. Senin ne işin var burada? Serviste olman gerekmiyor mu? Ben Hasan dedeyle ilgileniyordum. Merhaba efendim. Ben Hasan Civan. Gül, özel işlerimiz için diğer hastalarımızı ihmal edemeyiz. Değil mi? Hastane. Doktor hanım. Buyurun. 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 Doktor hanım, isminiz? Seçil. Seçil hanım. Ben de Hasan. Memnun oldum. Bir şey içer miydiniz? Çay, kahve? Yok, zahmet olmasın size. Almayayım ben. Peki. Seçil hanım, niçin gelmiştiniz? Gül'e bir şey mi oldu? Yok, Gül'e bir şey yani... Evet, aslında bir bakıma oldu sayılır. Nasıl yani? Ben sanırım Gül'ün annesiyle babasıyla konuşsam daha doğru olacak. Onlar nerede? Onlar yok. Benimle konuşabilirsiniz. Ben dedesiyim. Siz bana söyleyin. Gerekirse ben onlara anlatırım. Ben... yani gerçekten nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ya. Seçil hanım, anlatın. Her şeyi anlatabilirsiniz. Yani açık açık. Yani Gül hastanede bir şey mi yaptı? Ondan memnun değil misiniz? Bir hatası mı oldu? Evet. Bir hata yaptı. Ne yaptı? Benim evliliğimi yıktı. Siz neler söylüyorsunuz? Yani doğru insandan bahsettiğinize emin misiniz? Gül Özdemir. Stajyer. Hatta benim stajyerim. Ama Gül öyle şeyler yapmaz. Gül çok akıllı, çok efendi bir kızdır. Bir yanlışınız olmasın. Ben sizi gerçekten anlıyorum Hasan Bey. Yani insanın sevdiğine, yakınına böyle bir şey kondurması çok zor. Ama Gül çok genç ve çok tecrübesiz bir kız. Benim kocam da... Kocanız kim? Kemal. Kemal. Acilde bana bakan doktor. Evimize de gelmişti. Eve de mi gelmişti? Neyse siz devam edin, devam edin. Yani nasıl söylenir bilmiyorum ama... benim kocam biraz çapkındır. Gül de ona inanmış. Ben önceleri umursamadım. Yani geçici bir şeydir dedim. Biter dedim. Bir anlık bir heyecandır dedim. Ama işler gittikçe büyüdü. Artık bütün hastane bunun dedikodusunu yapıyor. Ve kocam benden boşanmak istiyor. Üstüne üstlük bir de benim hastanedeki kariyerim de tehlikeye girdi. Ya çok üzgünüm ama bütün bunlar sizin torununuz yüzünden. Seçil hanım. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bana bir şey söylemeyin. Hasan Bey, lütfen Gül'le konuş. Lütfen. Ona bu sevdadan vazgeçmesini söyleyin. Lütfen. Yoksa işler çirkinleşecek. İyi günler. Lütfen zahmet etmeyin. Ben çıkıyorum.